Allah sizden razı olsun. Şu mübarek günlerde verilen sözler çok daha önemli. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'inizi tekrar tebrik ediyorum. İnşallah Ramazan bayramı gelmeden 31 Mart'ı Milli İrade Bayramı olarak beraberce kutlayacağız. Kardeşlerim, ülkemizde seçim dönemleri Cumhurbaşkanından milletvekiline ve belediye başkanına kadar her kademedeki yöneticilerin belirlendiği demokrasi şölenleri olmanın ötesinde anlamlara sahiptir. Her seçim aynı zamanda kimin kiminle yol yürüdüğünü, kimin nerede durduğunu görmemize vesile olan tarihi ve milli bir sınamadır. Cumhur İttifakı olarak biz ister seçime birlikte girelim, ister ayrı adaylarla girelim, hep tek millet. Tek millet. Tek millet. Tek bayrak. Tek bayrak. Tek vatan. Tek vatan. Tek devlet. Tek devlet. Bir olacağız. Bir olacağız. İri olacağız. Bir olacağız. Diri olacağız. Bir olacağız. Şu karşımdaki tablo gibi kardeş olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Maşallah. Siyasetimiz, milletimizin birliği, vatanımızın bütünlüğü, devletimizin bekası çevresinde şeffaf ve erdemli bir tarzda şekillendi. Maşallah gençler. Durmak yok ha. Geçtiğimiz Mayıs ayında karşımızda kurulan ittifakı hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi nerede bunlar? Altılı masa ne oldu? Parlamentoda bunlardan bir kişi yok. Hepsi gitti. Dağıldılar gittiler. Birisi de hani diyordum ya. O da Ankara'da bir daire ona tutmuşlar. Kim o? Evet. Şimdi o dairede takip ediyor. Tüm suçu Bay Kemal'in sırtına yükleyip hepsi de şimdi kendi keyfine bakıyor. Altılı masa dediler, 16'lı masa dediler. Birileri de masanın altına girdi. Şimdi bizim Karadeniz'in çayını demliyorlar. Bu ucube ittifaktan geriye kala kala masanın gizli ortağı Dem'le bir türlü adını koyamadıkları, millete çıkıp ne olduklarını anlatamadıkları tuhaf bir ilişki kaldı. Sorsan ittifak yapmadık diyorlar. Ama pek çok yerde ortak belediye başkan adayı, ortak belediye meclis üyesi listesi çıkartıyorlar. Belediye bürokrasi pazarlığı yapıyorlar. Dem'in hiçbir söz hakkı olmayan tabanının iradesini tek parti faşizminin günümüzdeki temsilcisi CHP ile pazarlık masasına sürdüler. Bedeli hala bilinmeyen bu kirli pazarlıkların gerisinden hangi pis kokular, hangi menfaat paylaşımları, hangi hain taktikler çıkacak inşallah hep birlikte göreceğiz. Şu anda yargı bunları takip ediyor. Şimdiden bazı emareleri ortaya çıkmaya başladı. Ülkenin gündemi deprem. Bunların umurunda değil. Hatta depremzedelere hakaret ederek gerçek karakterlerini sergiliyorlar. Ülkenin gündemi sınırlarımızın terörden arındırılması ama bunların umurunda değil. Hatta ortaklarına yaranmak için utanmasalar terör örgütüne militan yazılıp İdeolojik eğitime girecekler. Ülkenin gündemi çalışanların refah kaybının telafisi ama bunların umurunda değil.
Hatta istismar kabilinden ettikleri 3-5 lafı saymazsak buradan kendilerine çıkacak siyasi rantı düşünüp el ovuşturuyorlar. Hangi meseleyi ele alırsak alalım karşımıza benzer manzaralar çıkıyor. Şimdi bir de ortaya deste deste valiz valiz para görüntüleri çıktı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.